Yine yeniden yeni bir haftada birlikteyiz. Evet. Sizin de söylediğiniz üzere adaletsiz bir zaman aralığında, zamanın adaletinde adaleti konuşuyoruz. Mutlaka gün geçmiyor ki biliyorsun. Gün geçmiyor ki bir sıkıntı yaşanmasın, değil mi? Evet. Gün her geçmiyor gün, ki. Her gün her, gün. her gün, her alanda bir adaletsiz geçiyoruz. Evet. Her alanda yani sosyal, ekonomik, siyasi her alanda herkes adaletsizlikten şikayet ediyor aslında. Evet. biz sanki konuştukça bir, bir önceki konuşmamda söylemiştim konuştukça daha çok artıyor gibi değil mi ben de öyle Ha, ee, artacak bunu izleyeceğiz bunu durdurmadığımız sürece izleyeceğiz Peki. o zaman başlayayım ben başlayalım Uçan Bey tabii ki Türkiye'nin gündemi şu an Instagram yasa evet. Ansızın Instagram kapatıldı erişim e, mümkün değil şu an Instagram'a Benzer süreçler yaşadık Türkiye'de Wikipedia'dan tutun da ekşiye erişime kadar ama Instagram başka bir boyut sanki. E, yasaklama e, hukuksuzluk anlamında aynı şey fakat etki anlamında Instagram daha farklı. Instagram erişiminin engellenmesine dair ne düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Şimdi Instagram bir sosyal medya platformu. Bu platformların genelde yayın yerleri yurt dışı. Yani dünya çapında evrensel çok çeşitli yerlerde olan bir platform. Bu yurt dışı platformlarına Türkiye, Türkiye'de de yayınlanmasına izin veriyor. Bu sosyal medya pro, platformları da Türkiye'de yayın yapıyor ve yayıncılık yapabiliyor. Şimdi bu platformların alanları ile ilgili 56-51 sayılı bir yasa çıktı. Bu yasa 17 yılda 14 kez değiştirildi Mustafa. 14 kez değiştirildi. Birçok yeni suçlar eklendi katalog suçlarla ilgili olarak şu oldu bu oldu. Kanun tam adı da şu. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun. Bu kanun önemli bir kanun. Ancak biz e, bu kanunla ilgili, bu kanun uygulanması ile ilgili çeşitli işte bant sınırlamaları, çeşitli yayın yasakları ile ilgili çok defa görüştük. Çok defa bu kanunda değişiklik yapılırken de fikrimizi beyan ettik. Fakat bu 14 değişiklikte de iktidarın ama ana, ana amacı şuydu. Acaba biz Mustafa ve Ruşen Instagram üzerinden bir şey yayınladığı zaman bu bizim siyasi olarak aleyhimize olursa bunu nasıl susturuz? Mustafa'yı nasıl susturuz? Ruşen'i nasıl susturuz? Yani ana mantık bu kanunları değiştirirken yapılması buydu. Yani ifade hürriyetimizi iktidar bu sosyal medya platformlarına yayınlarken nasıl kısıtlarız peşine koşuyordu. Dolayısıyla bu değişikliklerin hepsi aslında bunun için yapıldı. Ancak şunu hiç hesap etmedi siyasi iktidar. Bir gün ben de bu platformları kullanıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da bu platformu kullanıyor. Diğer kamu kurumlarının hepsi de bu platformları kullanıyor. Twitter kullanıyor, Instagram'ı kullanıyor. Bir gün benim ifade hürriyetine ihtiyacım olursa ve aslında e, kökü bende olmayan dış güçlerin yaptığı bu medya, sosyal medya platformları benim ifade hürriyetimi kısıtlarsa ne yaparıma hiç düşünmemişler. Hı hı. İşte o gün geçen cuma geldi. İsmail Haniye Hamas lideri, siyasi bir şefi hı hı. İsmail Haniye ile ilgili taziye mesajlarını Instagram'dan yayınladılar ve Instagram bunu kaldırdı. Hı hı. Aslında bunu kaldıracakları kendileri de tahmin etmesi gerekiyordu. Niye? Daha geçen hafta Netanyahu ziyaretinde bu platformlar Amerika Birleşik Devletleri menşeili dedi. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail Başbakanını 58 kez ayakta alkışlayarak Gazze'deki yaptığı soykırımı, Gazze'deki çocukların öldürülmesine adeta çanak tutan Amerika Birleşik Devletleri menşeili bir kuruluşun Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiği için bununla ilgili bir mesajı oradan yayınlan yayından silmesi şaşırtıcı gelmedi bana. Ancak bu ne oldu? Siyasi iktidar açısından bir ifade hürriyetinin engellenmesi oldu. Ve dedi ki biz bunu nasıl üstesinden gelebiliriz? Gelecekleri bir yol yoktu. Çünkü 56 51 sayılı kanuna vatandaşların e, ifade hürriyetini korumak için bir madde eklemedikleri için Dolayısıyla orada başvuracakları bir yol yoktu. Ve o anda akıllarına bir fikir geldi. Dediler ki biz bu sosyal medya platformu Instagram'ı yasaklayabilirsek bu şekilde hem bu sosyal medya platformuna gözdağı veririz hem de e, onu istediğimiz noktaya çekeriz. Hem de bu noktada protestomuzu da iletmiş oluruz bu sansüre. Bu da bir sansür aslında Instagram'ın evet. uyguladığı. Ne yaptılar? Komple Instagram'ı kapattılar. Yani aslında e, siyasi bir sebeple yaptıkları işe bu kanunun 8. maddesindeki katalog suçları gerekçe göstererek Sayın Bakan, işte Sayın İletişim Başkanı gerekçe göstererek dediler ki Instagram Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hassasiyetlerine, değerlerine uygun değil. O değerler neyse, o hassasiyetler kime göre? Neye göre ise... Peki açıldığında nasıl bir anda uygun, uygun olacak? Şimdi e, şu açıldığında uygun olmayacak. İlk önce şunu söylemek lazım bak. Birincisi şu. Gelelim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Bakın tek kişilik hükümetlerde tek bir kişinin görüşüyle ne oldu? Instagram'ı kaybettiniz. Yarın Twitter'ı kapatırlarsa ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamayacaksınız. Dolayısıyla bu yayın aslında bunun için önemli. Bunu halkın protesto etmesi gerekiyor. Çünkü sen bir içerik sebebiyle, sadece bir içerik sebebiyle 57 milyon insanın kullandığı, bunun üzerinden ticaret yaptığı, günlük kaybın 1.9 milyar lira olduğu söyleniyor. Türkiye'nin içinde bu kadar girmiş bu platformlar. Hı hı. Bu platformları Türkiye içinde sokan da bu hükümet. Instagram'la ilgili bir bilgi notu düşeyim evet. zaman. Aylık ortalama kullanma süresi Türk insanının 32 saatin üzerinde. Evet. Dünya'da ya ilk sırada ya ikinci tam emin değilim tabii ama tabii. 32 saat üzere olduğu konusunda eminim. E şimdi biz niye böyle internet üzerinden yayıncılık yapıyoruz? Çünkü kanalların yani ana akım dediğimiz medyanın pek çoğu zaten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın aleyhine bir şey yapamayacağı için biz burada internet üzerinden yayınlar yaparak fikrimizi, ifade hürriyetimizi kullanmaya gayret ediyoruz değil mi? Aslında bize bu şekilde bir mağdur olan bir platformuz yani. Sonuçta herkesin kanalları, gazeteleri varken şimdi artık internet üzerinden yayıncılık daha ağır basıyor. O yüzden buradayız. Şimdi mesele ne? İşte tek kişilik hükümette 57 milyon kişi bunu kullanıyormuş, kullanmıyormuş diye bakmaz. Tek kişinin kararı Instagram pat diye kapanır, öyle oturursun. Bir parlamenter rejim olsaydık, ve bunları devlet kurumları yani iletişim başkanlığı diğer devlet kurumlarının özelliği olsaydı siyaseten doğrudan tek kişinin emrine bağlı olmasaydı ne olacaktı? Böyle bir yasak talep ettiğinden bakan tarafından e, iletişim başkanlığı direnecekti. Diyecekti ki efendim bunu komple kapatamayız. Bunun bir karşılığı yok. Ve ya bu bize de yani devlet kurumu olarak biz bunu yaparsak çok ciddi anlamda güvenilirliğimiz zarara girer derdi. Ama bunu diyecek bir şey yok. Tek kişilik hükümetlerde bizim gibi yürütme etkisini tek kişiye verdiğimiz eskiden adı neydi e, anayasada? Cumhurbaşbakan ve bakanlar kurulundan ibaretleri yürütme derdi. Şimdi ne diyor? Yürütme etkisi Cumhurbaşkanı'na aittir diyor. Bitti. Tüm yürütme kurumları, devlet kurumları hep tek kişiye bağlı. İşte böyle bir yerde bugün Instagram kapatılır. Yarın dün yaşandı Mustafa. Dün depremde 9,5 saat Twitter yavaşlatılmadı evet. mı? Bant daraltılmadı mı? Daha önce kapatılmadı mı? Biz bunları daha önce yaşamadık mı? Bununla ilgili açılan davaları... ...kişiler, burada Kerem Altıparmak Hoca'yı da... ...Yaman Akdeniz Hoca'yı da kulaklarını çınlatalım. Bunlar davalar açtılar. Bu yasaklamalara karşı. Ve Anayasa Mahkemesi bunlarla ilgili iptal kararları verdi. Bak, Hı -hı. iptal kararları verdi. Dedi ki, ölçülük ilkesine aykırı. Sen eğer... Instagram şeyinde Instagram platformunda bir içerik rahatsız ediciyse onu yasaklayabilirsin. Evet. Ama komple herkesin kullandığı Tabii. bir sistemi yasaklayamazsın. diye Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Bu bu arada Anayasa Mahkemesi demişken bir şey daha yaşadık aynı gün. Evet. Neyi yaşadık? Anayasa Mahkemesi dezenformasyonla dezenformasyonla mücadele kanununu iptal etti. Hı hı. Neden iptal etti? Dedi ki temel hak ve hürriyetleri yasaklıyordu çünkü bu yasaklayabilme yetkisine sahipti. Sen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapamazsın dedi. Peki bundan da bir ay evvel neyi iptal etmişti Anayasa Mahkemesi? Hatırlayalım Cumhurbaşkanı'nın birçok yetkiyi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aldığını, bunun ancak kanunla yapacağını belirleyerek yine iptal etti. Bak ben biliyorum, sen biliyorsun bunu da koskoca Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu bunu bilmiyor mu? Bilerek yapıyorlar. Bilerek anayasaya aykırı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkartıyorlar ki bu kanunlar mecliste tartışılması bak itkisiz meclisi bu konuda bile istemiyorlar. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dezenformasyonla mücadele e, yasası çıkarttılar. Peki sen ben biliyoruz halkımıza da söylüyorum. Bu kurul neye hizmet ediyor? İktidar aleyhine bir yayın varsa bu dezenformasyon diyor. Hı hı. İktidar lehine ak troller, öbür troller ne yaparsa yapsın ne kadar İfade açın mi? doğal şeyler pencerelerinizi, açın kapılarınızı, doğalgaz güldür güldür diyor diyen adama bir ceza uygulandı mı? Ya sen dezenformasyon yapıyorsun. Henüz daha Karadeniz'deki gazı çıkartmadık. Henüz Gabar'daki petrolün çıkması 2-3 sene alacak. Hmm. Bunların ülkemize faydası belki 10 yıl sonra. Dedi mi? Sen dedi hayır. Çünkü o iktidar lehineydi. ...onu kullanmasına izin verir. Ama sen tuttuğun zaman desen bunu... ...dedin sen desen çünkü sen devletin... ...kurumları kadar bilgi sahibi de değilsin. Her halükarda yaptığın her, her haber... ...dezenformasyon olarak netelenebilir. Türk Ceza Kanunu'nda... ...317. maddeye bununla ilgili özel maddeyle... ...bir yıldan iki yıla kadar da... ...hapis cezası alabilirsin. Ve bunu... ...anayasa mahkemesi iptal etti. Asıl önemli olan o. İptal etti ve buna... ...bunu kendi sitesinde... ...paylaştı. Paylaşır paylaşmaz... Bir sessizlik oldu. Tam bu konuşulacaktı. Instagram'da kapatılmış. Hı hı. Erişim engellendi Anayasa Mahkemesi'ne. Bu neden oldu? Hepimiz biliyoruz neden oldu. Yukarıdan bir telefon geldi. Kaldırın bunu dediler. Kaldırıldı. Bitti. Hikaye bu. Tek adam rejiminde bunların hepsini alışacaksın kardeşim. Ya temel hak ve özgürlüklerini korumak için adam gibi mücadele vereceksin. Bunun için ifade hürriyetini haklarını koruyacak vatandaş olacaksın. Ya da Bugün senin Instagram'ını komple kapatırlar, yarın Twitter'ını komple kapatırlar ve senin eline yapacak hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla bu bir mücadele. Bu mücadeleyi nereden yapacağına bağlı. Konunun diğer bir veçesine gelelim. O veçesi de şu. Şimdi çok ilginç. Ee, Ulaştırma Bakanı bu yasağı, İlhiç'in başkanı 56-51 sayılı yasanın 8. maddesini kullandılar. Katalog suçları da altında. Orada sayılmış bazı suçlar var. Bunlara uymuyor Instagram diye bu şeyleri yayını kapattılar. Bahane buydu. Ama somut olarak hangi içerikten dolayı bu kadar kızdıklarını anlatmadılar. Ve dediler ki 8. maddeden dolayı erişimi engelliyoruz. Oysa daha geçenlerde bu 8. maddeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Ve yürürlüğünü 10 Ekim'e bıraktı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, anayasaya aykırı dediği bir metni 8. maddeyi 56-51 sayılı yasanın 8. maddesine hiç utanmadan, hiç utanmadan çünkü artık bu iptal edilmiş. Yani normalde nezaket gereği Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygı olsa ne olur? Bu iptal edilmiş bir madde. Buna dayalı olarak Hı -hı. internet erişiminin kesilmesi akıllarına bile gelmemesi gerekir. Hı -hı. O maddeye göre yaptılar bunu. Bu ana iptal edilmiş yani Anayasa Mahkemesi iptal ettiği kanun metnine göre şu anda Instagram'ı yasakladılar. Dolayısıyla aslında 10 Ekim'de bu yasak da kendiliğinden kalkacak eğer devam etse bile. Çünkü 10 Ekim deadline o zamana kadar bir düzenleme yapmazsa bu Instagram'ın kapattıkları madde, kapatmaya dayanak olan madde zaten yürürlükten kalkıyor. Düşünebiliyor musun bu Ahmet'i? Buna rağmen neden 8. maddeyi kullandılar? Bunu şuradan anlıyoruz. 8A'yı kullansalardı, bunu 24-48 saat içerisinde suç ceza mahkemesine bu verdikleri ilişime erişime e, kesme kararı suç ceza mahkemesinin onayına tabi olacaktı. Ve biz bunu öğrenecektik suç ceza mahkemesinin verdiği e, kararı öğrenecektik. Oysa hiç sunulmadı. Böyle bir şey olmadı. Bunun yerine ne yaptılar? Gerek Ankara Barosu gerek CHP gerek İyi Parti tek tek ayrı ayrı. Bu karara karşı idare mahkemesine başvurdular. Kararın yürütmesinin durdurulması ile ilgili olarak. Şimdi bu süreç uzarsa, ister istemez çok daha farklı yerlere gidecek. E, bir taraftan da ne oluyor, bir taraftan da şu oluyor. Hı hı. Burada insanlar yatırımları koymuşlar. Burası ciddi bir ticaret alanı olarak olmuş ve insanlar para kaybediyorlar ciddi anlamda. Hatta e, Bura Gökçe'ydi galiba. Onun tweet'inde gördüm. Evet. E, diyor ki bu yasak yani Instagram'a konulan yasak 52 gün devam ederse kamuda tasarruf amacıyla yani 100 milyar tasarruf edelim diye çıkarttığımız genelge'den daha fazla Instagram üzerinden zarar etmiş olacağız. Dolayısıyla kamunun e, tasarruf tedbirleri de boşa düşmüş olacak. Ama bu kimin umurunda olur? Devlet kurumu olup devlet akılları olup siyasete her şeyi bırakmayan siyasete her şeyi yapma. Bozma yetkisi tanımayan devletlerde yani demokratik devletlerde. Yani eylem ve işlemleri yargının denetimi altında olan devletlerde bu dediklerimiz olur. Öbür türlü bu kadar zarar vermiş kimse de umurunda değil Mustafa. Şimdi toplumun e, tepkileri bazen çok farklı olabiliyor. Örneğin e, bir sürü yolsuzluk haberi çıkıyor. Evet. E, bir sürü siyasi skandal yaşanıyor ülkede fakat kimse e, bir tepki vermiyor. Geçtiğimiz dönemde seçim e, aralıklarında bir araştırma e, okumuştum ve en çok oy kaybı iktidarın orman yangınlarından kaynaklandığı e, bilgisi mevcuttu raporda. Şimdi e, Instagram 57 milyon kişinin kullandığı bir yapı He. neredeyse e, birkaç ülkenin sayısından fazla yani tabii, tabii. Ülkelerin... pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla insan kullanıyor Türkiye'de bunu öngörememiş olmaları ve buna rağmen hala bir sessizlik de var. Ha. Yani evet insanlar mutsuz ama bir çarpıcı bir tepki de göremiyoruz. Bu tepkisizlik hali ne kadar sürecek sizce? Yani bu şey insanlar bu noktada tabii ee, bunu tepki vermeye de korkulan bir dönemden geçiyoruz. Bu tür her türlü tepkinin aslında başka türlü yorumlandığı bir anda hükümete karşı hareket. Düşünebiliyor musun? Hı hı. Gezi olaylarının masum bir şekilde başlayan gezi olaylarının sonuçta nereye evrildiğini ve bugün siyasi tartışmalarla yani hı hı. acaba serbest bırakılır mı filan diye baktığımız bunlar toplumu etkiledi tabii. Zaten bu yüzden oradan hükümete karşı darbe gibi şeyler e, üretilerek Ortaya kondu. Bugün insanlardaki sessizlik aslında şöyle bir sessizlik. Ee, bu bekliyorlar. Yani oy vermeyi bekliyorlar artık. Yani Bir an önce erken seçim olsun ve oy verelim diye bekliyorlar. Hı hı. Çünkü tepkilerine verebilecekleri tek platform burası bırakıldı. Evet. Yani seçimde oy kullanma. Orada bile şüphelerimiz var tabii. Mesela şöyle bir örnek vereyim sana. Hamas liderinin öldürülmesiyle ilgili Türkiye'de bir sürü dükkan yakıldı. Bir sürü yağma yapılıyor, değil mi? Çeşitli yerlerde evet. duyuyoruz. Ya da İsrail karşıtlığı sebebiyle bir sürü dükkan basılıyor, yağmalanıyor, ateşe veriliyor. Bunlarla ilgili tek soruşturma duydu mu Mustafa? Hayır. İktidara yakın diye bunlar dolayısıyla o mağazalar zararlarına katlanmak zorunda bırakıyor. Allah muhafaza. Tepki için Instagram'a tepki için taksime çıksa içinde de birkaç tane kendi bilmez Taş atsa kendilerine karşı kışkırtmada bulunan kişiye kardeşim siz hükümete karşı harekette bulundunuz, isyan çıkarttınız diye hepsini gözaltına alsalar kim kurtaracak hmm. bu adamları? Kimse kurtarmayacak. İşte sessizliğin temel sebebi adaletsizlik. Adalet olacağına, mahkemelerin bağımsız çalışacağına inanmayan halk dolayısıyla böyle bir riske de giremiyor. Çünkü sonuçta o mahkemeler de aynı siyasi kolun etkisi altında ve iktidarın istemediği hiçbir soruşturma başlamadığı gibi iktidarın hoşuna giden, meselelerde de hoşuna giden kararlar vermeye vermeye çalışan bir yargıdan bahsediyoruz. E şimdi adalet ortada kalmaz, kanun kitap olması gerektiği gibi uygulamazsa vatandaş nasıl çıksın da tepki versin Mustafa? Yani ne tepki verse Twitter'da sonuçta gözaltına alınıyor ertesi gün. Yani silivri soğuktur lafını biz üretmediğe yani. dönüştü artık. muyum? bir espriye dönüştü ama bunu yaşayan insanlar var yani. Gece yaptığı bir açıklamadan dolayı sabah sabaha kalmadan evinde gözaltına alınan insanlar var. Bu belki yarın sensin, ne öbür gün benim bilemiyoruz. Ama bu var. Ama iktidarın lehine ne kadar halkı kim ve düşmanlığa tahrik edersen et hiçbir zaman Türk Ceza Kanunu 12 216. maddesi devreye girmiyor. Evet. Ama aynı madde iktidarın beğenmediği bir konuda olursa hele hele e bu e, daimut tema şeyinde falan kullandık. Evet. kullandık mesela öyle olduğu zaman kimse duymadı halde adam hakkında ne oldu yurt dışında olduğu halde kırmızı bülten çıktı gelir gelmez yakalanacak ve tutuklanacak adam bunu biliyor yani iktidarın beğenmediği, İslam'ın yorumu ilgili bir cümle söyledi diye adam bu şekilde olacak dolayısıyla çifte standart o kadar çok arttı ki tepkisizlikle bununla ilgili bir örneği de şuradan vereyim. Mesela siyasi iktidarın nasıl samimi olmadığını göstermek açısından. Biliyorsunuz Sayın Bakanımız ve iletişim başkanı açıklamalarına ne dediler? Dediler ki Instagram bizim değerlerimize ve hassasiyetlerimize saygı duymuyor. Şimdi öyle olunca sanki bu çocuk istismarı falan gibi hı hı. meselelerle ilgili bir hassasiyet var da yani katalog suçlarda yazan 10 tane ayrı ayrı suçlar var. İntihara yönlendirme gibi hı. işte çocuk istismarı, çocuk tecavüzü falan gibi suçlar var. Bunlarla ilgili olarak hassasiyetlerimize. Oysa 31 Temmuz 2024'te Meta şirketi yani Instagram'ın sahip olduğu şirketin adı bu Meta. Hı hı. Meta şirketi her 6 ayda bir rapor yayınlıyor. Bu raporda gördük ki bunu da Yaman Ak Akdeniz Hoca'nın raporundan söylüyorum. Hı hı. Gördük ki her 6 ayda bir Instagram hükümete rapor veriyor şeffaflık raporu. Ve hükümetin dediklerinin %94'ünü yapmış. Hı hı. Altısının sonucu bilinmiyor. %6'sının sonucu. Yani bu %6'sı için 57 milyon bilinen turistlerle birlikte 60 milyon üzerinde kullanıcı olan bir platformun bunun kapatılmasını akılla mantıkla açıklamak mümkün mü? Bak tekrar ediyor. Sadece iktidarın istediğinin yüzde altısını yapmamış. Yüzde doksan her seferine yapmış. Yani iktidarın her istediğini yerine getirmiş Instagram sosyal medya platformu. Yüzde altısını yapmadı diye. 60-65 milyon Instagram kullanıcısının cezalandırılmasının mantığını açıklamak mümkün mü? Akılla mantıkla açıklamak mümkün mü? Mümkün evet. değil. Ama tek adam rejiminde mümkün. Çünkü onun hoşuna gitmedi. Sonuçta Hamas liderinin taziyesiyle ilgili açıklamayı Instagram e, sildi diye ki bunu sileceğini başta konuştuk. Tahmin etmek son derece evet. mümkün. Çünkü adamlar e, yurt dışındalar. Peki ne yapmak lazım? Ne diyorlar? Yerli ve milli yazılım yapacağız. Yerli ve milli platformlar kuracaksınız. Mustafa'cığım zaten bu platformlara, yurt dışı platformlara vatandaşın gitme sebebi, ifade hürriyeti sebebiyle değil mi? Evet. Allah muhafaza kendileri bir biz yerli ve millisini yaptık deseler. Bu sefer kimse orada yazmaya cesaret edebilir mi kardeşim? Hatta daha önce yapılan denemeler var. Twitter benzeri. Ya denemeler var. Bip diye program vardı Bip, biliyorsun. biliyorsunuz iş. Evet. Herkes ne dedi? Süleyman Soylu dinliyor bizi Tabii. dedi. Yani <laughs> şimdi dolayısıyla sen ülkende hukuk devleti olduğuna bir güvence vermemişsin. Sen hukuk devleti olsan yani kişilerin başvurabileceği bir platform olsa bunlarla ilgili orada başına gelen. Yani şöyle düşün. 56-51 sayılı yasa 17 yıl önce çıktığından bu yana 14 göz değiştirildi. Bir kere vatandaşın ifade hürriyetini koruyabilecek bir madde eklemediler oraya. Yani 17 yıldır sadece vatandaşı susturmak için bu kanuna madde ekleyen hükümet, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi, vatandaşın lehine bir sosyal medya platformu kurup ya burada konuşun ifade hürriyetlerini serbestçe burada söyleyebilirsiniz diye platform yaratmasına inandırıcı buluyor musun ben bulamıyorum yani benim aklım mantığım buna ermiyor dolayısıyla bunu yasaklamanın tek bir mantığı var bu peki dünyada kimler yasaklamış yani Instagram nerelerde yasak diye baktığımız zaman Bangladeş'te yasak Rusya. kardeşim Rusya'da yasak Çin'de Çin. yasak Kuzey Kore'de yasak evet, yani ben buraya e, notlarımı almıştım buraya gelmeden önce bir sürü böyle yerlerde yasaklar var yani sadece bu tür ülkelerde yasak yani Biz, bizde şey değil yasak olan ülkeleri sayalım Kuzey Kore, Çin, İran, Rusya, Belarus, Türkmenistan, Uganda, Bangladeş ve bunlara Türkiye, Türkiye eklenir. Şimdi sen hangi ülkedesin? Ya önce bunu anlayacaksın. Önce sen özgür olan devlet, vatandaşları özgür olan devletler statüsünden çıkmışsın, yarı özgür devletler statüsünden de çıkmışsın, tamamen özgür olmayan devletler statüsüne girmişsin anlamına geliyor bu. Bundan sonra Türkiye'de Instagram bunun için bir sembol. Ama biz bu Instagram'ın yokluğunu ya da Twitter'ın ne zaman yasaklandığını filan sürekli biliyoruz. Sürekli bunlarla ilgili düzenlemeler yap yapılıyor. Ama hiçbirisinde gerçekten vatandaşın lehine olsun diye hiçbir şey konulmuyor. Siyasi iktidar sadece kendisini korusun sadece kendisi lehine yani o aktrol ordularını şunları bunları binlerce insanın buradan beslenerek buradan yayın yapılıp senin benim tweetlerim gözükmesin diye verilen mücadeleyi biz bilmiyor muyuz? Yani bu platformları zaten kendi lehlerini kullanmak için siyasi iktidarın kullandığını biliyoruz. Bunlardan bir demet görüyoruz. Ha buna karşı nasıl mücadele edilebilir? Gene hukuk yoluyla mücadele edilebilir. İşte idare mahkemesine davalar açıldı. İdare mahkemesine açılan davalar bak bir de çok ilginç bir şey var. Bu Instagram'a bahane ediliyor ya bu şey. Instagram engellemesine 8. madde bahane edilerek katılık suçlar bahane edilerek bu yasaklandı ya şu anda hangi dönemde yasaklandı? Adli tatile girir, girer evet. girmez. Türkiye 1 Ağustos itibariyle adli tatile girdi ve pek çok hakim izinde. Evet. Şimdi doğrusu hakim savcı bulman da mümkün değil dönem bir döneme geldi. Şimdi ne yaptılar? Dava açtılar. Ankara Barası'nı biliyorum 10. İdare Mahkemesi de şimdi orada bir heyet toplanacak. Evet. Yürütmeyi durdurma ile ilgili. Bu heyet yürütmeyi durdurma kararları vermek için ne yazacak? İletişim Başkanlığı'na yazı yazacak. Şimdi davayı açtı ya Ankara Barosu, Instagram'ı açın diye. Şimdi savunmasını soracak mahkeme doğal olarak. Mahkeme savunmasını ne kadar zamanda verirse idare, o savunmayı aldıktan sonra yürütmeyi durdurma kararı verecek. Normal şartlar altında e, bu şeyin açılması, eğer bu süreç beklenirse neredeyse bir ay Instagram kapalı olacak eğer e, bu savunmayı beklerse. Savunmayı beklemeyebilir, direkt de yürütmeyi verebilir ama buna cesaret edecek yani iktidara rağmen. Buna cesaret edecek bir yargı çıkar mı? Sonra da o yargıç durumu ne olur? Onu da hepimizin takdirine sunuyorum yani. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Ne zaman isterse iktidar bu yasağı kaldırabilir. Eğer ya şimdi bu meta şirketi de dünyanın her yerinde meta şirketiyle hükümetler arasındaki ilişki son derece yakındır. Şu anda görüştüklerini düşünüyorum. Kendi hassasiyetlerimizi ve değerlerimizi Meta'ya siyasi iktidar anlatırsa bugün dahi açılabilir Mustafa. Evet. Peki hocam, bu hafta Instagram ve e, sosyal medyada e, erişim engellerindeki hukukuza dair konuşmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Haftaya yine bekliyoruz sizi. Görüşmek üzere. Sağ olun, çok teşekkürler.